29. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Okutup işleme alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2-2735 sıra sayılı hukuk mahkemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 29. maddesinde veya ibaresinin ya da olarak değiştirilmesini teklif arz ederiz. Teklifi arz ederiz. Hüdakaya İstanbul, Hasan Özgüneş Şırnak, Şevin Coşkun Muş, Süheyla Gülüm İstanbul, Murat Çebni İzmir, Gülistan Kılıç Koçyiğit Muş. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Muş milletvekilimiz Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit. Buyurunuz Sayın Kılıç Koçyiğit. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 1 Temmuz, yarın 2 Temmuz, yani Sivas katliamının yıl dönümü. 27 yıl önce yarın, yani 2 Temmuz'da Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için kente giden yüzlerce aydının 33'ü ne yazık ki gerici güruhlar tarafından katledildi, yaşamdan koparıldı. Sadece onlar değil, aynı zamanda iki otel çalışanı da bu saldırı sırasında yaşamlarını yitirdiler. Peki Sivas'a gidenler niçin gitmişlerdi? Pir Sultan Abdal'ın şenlikleri için gitmişlerdi ve o dönemin aslında valisi olan Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in de misafiriydiler, resmi davetlisiydiler. Ama buna rağmen 1 Temmuz'dan itibaren kentte gerici bildiriler dağıtılmaya başlandı ve Sivas'a gelen aydınlar, yazarlar, Alevi inancının önde gelenleri, erenler hedef haline getirildi ve aslında 2 Temmuz'un önü 1 Temmuz'dan açıldı ve ne yazık ki dönemin hükümeti, dönemin kolluk güçleri bütün bu sürecin seyircisi oldular. Peki Sivas ilk miydi? Hayır, Sivas ilk değildi. Aslında 38 Dersim katliamını yapan anlayışla, 1978'de Maraş katliamını yapanlarla, 1980'de Çorum katliamını gerçekleştirenlerle Sivas katliamında insanları diri diri yakanlar aynı anlayışın ürünüydüler. Dersim'de silahlarımızın kabzası bozulmasın diye odun kütükleriyle çocukların, gençlerin ve kadınların kafasını ezenler Sivas'ta yakın onları diye bağırıyorlardı. Ve o yakma eyleminin bir düşüncenin, bir ideolojinin, bir anlayışın dışa vurumu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Nedir bu? Alevi'yi yok sayan anlayış. Alevi inancını sistem içerisinde eritmek isteyen anlayış. Alevinin inancını, Alevinin mabedini, Alevinin dergahını hiçe sayan anlayış. Alevi'yi asimile edip makbul Alevi, devletin Alevisi yaratmak isteyen anlayış işte Sivas'ta kendini gösterdi. Ama dediğim gibi Sivas ne ilkti? Ne yazık ki son da olmadı. Sivas'la yüzleşilmediği için, Sivas'ın hesabı verilmediği için, Sivas'taki adalet süreci takip edilmediği için biz sonrasında Gazi katliamını, Ümraniye katliamını da yaşadık değerli arkadaşlar. Ve bugün şuradan da bakmamız gerekiyor. IŞİD nasıl Türkiye'nin iki askerini canlı canlı yaktıysa, nasıl kafa kestiyse, o gün Sivas'ta insanları yakanlar da aynı anlayıştan, aynı ideolojiden, aynı duygudan besleniyorlar. Ötekini yok sayan, ötekine tahvil etmeyen, ötekini biat ettirmeye çalışan bir anlayışın, bir aklın yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki dönemin muktedirleri ne dedi? Dönemin başbakanı Çiller çıkıp televizyonlarda çok şükür otel dışındaki yurttaşlarımıza bir şey olmamış dedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ne dedi? Bu olayda karşılıklı bir çatışma yoktur.
otel yangını nedeniyle oteldeki insanlar yaşamını yitirmiştir dedi. Tabii ki karşılıklı bir çatışma yoktu. Çünkü bilerek ve isteyerek bir katliam planlanmıştı ve bu katliamın önüne geçmek için hiç kimse hiçbir şey yapmadı ve 33 aydınımız, 33 bu ülkenin geleceği, 33 yürek, 33 insan diri diri yakıldı. Bunun utancı da tabii ki onun faillerini atlayanların üzerine de kalmış durumda. Değerli arkadaşlar, biz şunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkede öteki olmak zor. Dün Alevilere yaptığınızı bugün Kürtlere yapıyorsunuz. Dün Ermenilere yaptığınızı bugün Alevilere, Kürtlere, Çerkezlere, kadınlara yapıyorsunuz. Siz bütün farklılıklara düşman, bütün farklılıkları yok etmek isteyen, bütün farklılıkları ötekileştirerek hedef haline getiren insanlarsınız. Tabii eylemleriniz bununla da sınırlı değil. Son dönemde özellikle LGBTİ bireylerini hedef göstermeniz, bunun üzerinden siyaset yapmanız, gençleri hedef göstermeniz, baroları hedef göstermeniz, bu ülkenin muhaliflerini, muhalif kurumlarını hedef göstermeniz aslında zihinsel kodlar. Buyursunlar. Ve kiminle örtüştüğünüzü çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Ben ırkçılık yapmıyorum ama ırkçılık yapanları çok iyi tanıyorum. Hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlar, sadece yaptıklarınız Sivas'ta da sınırlı değil. Bakın, sabah akşam mülteciler için söz söylüyorsunuz. Kucak açtık 4 milyon Suriyeli'ye diyorsunuz. Göçmenlere ev sahipliği yaptınız diyorsunuz. Ama bakın, bu ülkede iki tane İranlı genç, biri 25 yaşında, biri ise 27 yaşında, Seat Tamjidi ve Muhammed Rajabi idam edilecekleri bilindiği halde İran'a iade edildiler ve ölüm cezaları kesinleşti. İşte sizin iktidarınız bu. Başka ne yapıyorsunuz? Siz düzensiz göçmenliği, göçmen kaçakçılığını teşvik eden bir hükümetsiniz ve şu anda Van Gölü'nde 100 insan gölün altında, 110 can gölün altında, siz burada kılınızı kıpırdatmadan oturuyorsunuz ve bu tamamlayalım Sayın Kılıç. Öldüler, belki de hiçbir zaman aslında siz onlar için bir şey yapmadınız. İçişleri Bakanınız açıklama yapıyor ama hala üzerinden 27'sinde oldu olay. 4 gün geçmesine rağmen bu insanlara ulaşılmış değil ve Van yeni göçmenliğin, kaçakçılığın, insan kaçakçılığının üssü haline gelmiş durumda. Sizin İçişleri politikanız, sizin hükümet politikanız, sizin göçmen politikanız nedeniyle bu ülkede göçmenler ya gemilerde, teknelerde, ya botlarda, ya da donarak kar altında yaşamlarını yitiyorlar. Bu gerçekle yüzleşseniz iyi olur diyorum. Genel kurulu selamlıyorum. Sayın Özkan. Başkan, değerli milletvekilleri, Hatip'in kürsüden nefret söylemini kırıyorum, lanetliyorum. Yazıklar olsun. Bu ülkenin Kürt milliyetçi iradesinin tecelligahından çıkıp Madımak'ta bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastedenleri, barışını tehdit edenleri adeta bu milletin içerisinden çıkmış gibi görerek buradan başka ihanetlere, başka fitnelere, başka din ve inanç tahrikine neden olmanızı kınıyorum, lanetliyorum. Biliyorum kaygınızı. Sebebini biliyorum bunun. Bunun arka planında bu ülkede milli güvenlik politikalarının, hukukun, refahın, özgürlüklerin bu ülkede ihanete fırsat vermeyişinden rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu ülkede PKK'nın kökünün kazınmış olduğundan rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu ülkenin şehirlerini karıştıran saldırılarla bu ülke. Tamamlayalım Sayın Özkan. Tamamlamak için henüz erken. Kürsüden söz alıp
bu kadar ihanet ve tahriki yapıp ondan sonra bizden tamamlamamızı beklemeyin. Cevabımız var, söyleyecek sözümüz var. Bu ülkenin birlik beraberliğini kasteden PKK'ya laf söyleyemezken, ihanet odaklarına laf söyleyemezken, onların burada tevil yolu borazanlığını yaparken bizden susmamızı beklemeyin. Bakının bu ülkede o Madımak ihanetini gerçekleştirenlerle PKK'nın sözcülüğünü yapanlar aynı çevreden besleniyorlar. Dert belli. Bakınız bu ülkede 17 yıldan beri anayasal reformlarla birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi tahkim etmeye başladık. Bu ülkede iç işleri politikasıyla, güvenlik politikalarıyla Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, 73 milyon, 83 milyon vatandaşımızın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini tahkim ettik. Bakınız bütün derdi... Birleşime 5 dakika ara veriyoruz.